borcumuzu. Yani nasıl gülüp yaşıyor? Ne kulüpler battığında daha da batacak. Görüyorsun bu yaşıyor. Burada net burada en önemli şey devamlılık var bu kulüpte. 30 yılında 3 tane başkan var. 10 yıl Celal Kılıç, 16 yıldan işte başkan da 3. Bu olmasa, her 2 yılda başkan değişse Pazarspor burada olmaz, mümkün değil. Doğru. 2 yıllık başkan kendisinden sonraki düşünmez. Düşünmediği zaman batar o kulüp zaten ama biz hep kendine daha çok istiyoruz. Seneye de ben buradayım. Veya benden sonra bu kulüp yaşasın mantığı bu kulübü buralara getirmiş. Yoksa yok olup giderdi yani. Önemli şeydir futbol yönetiminde ama Türkiye'de maalesef çok fazla bunun örneği yok yani. Sporcu yetiştirir. Bugün bakıyorsun, geçen nereye gittim ya? Tetkiye ile bunun önüne bakıyor. Orada iki tane sporcu var, orada bunun önüne var. Biz ne yetişik de öyle bir yetiş. Bir sporcu var. Her bakımda bir ilgi sporcu var. Yani sporcu yetiştiriyoruz bu arada yani. Hem altyapıdan hem dışarıdan profesyonel yapıp futbola hizmet şey yaptığımız yani şu an bu sene bile 30-40 tane Pazarspor dışında Pazarspor'da profesyonel olup tabii. Şu anda ekmek yiyen sporcu var. Evet. Bunu Türkiye evet, nüfusuna evet. Vurduğun zaman pazar nüfusunun 1,5 milyon olması lazım. 1,5 milyon olması lazım ki 30 tane profesyonel futbolcu olsun. Bizim nüfus 15 milyon. Onun için yani biz bu basalardan herkes bunu biliyor. Büyük emin mesela Recep Ali Kamiş'ini anlattı. Ben Recep Ali ile ilgili bir anımı anlatayım da bu kulüp sporcusuna da nasıl değer verdiğini o hatırlamaz ben hatırlatayım. Bir şeyle ben hatırladım. Recep Ali'nin çapraz bağları koptu. Evet. Bu Alaaddin abinin akrabası mıdır bir bey? Çapraz bağları koptu. Ben de o zaman yöneticiyim. İstanbul'da ilgileniyorum. Gönderdiler bana. Recep Ali Rıdvan Dilmen'in doktoruna ameliyat etti. Rıdvan Dilmen'in doktoru yani. Yani o zaman imkanları bilir. Sigortaya bilmemiyorum. O da bilir. Ama ona verilen değerin karşılığıdır. Ama bir şey de anlatayım. Doktor ne dedi işe yaptı ameliyatını yaptı. Doktor buna bir reçete verdi. Şu kadar koşacaksın, bu kadar bilmem ne yapıyor, şudur budur. Sonra bana geleceksin. Geldikten sonra da işte ben sana ne zaman oynayacağım söyleyeceğim. Bu da hakikaten doktor ne dedi işe ne bir fazla ne bir eksik yapmış. Sonra da kontrolü geliyor. Oynayacak, seviye, oynayacak seviyeye geliyor. Aynı ameliyatı Rıdvan olmuş. Hemen top oynamış. Bu kolay hayata bitiyor. Bu böyle gelince bunun alnından öptü. Seni de alnından öpeyim dedi. Eğer dedi Rıdvan Dilmen senin gibi beni dedim yapsaydı şimdi senin futbol oynadı. Futbol oynamaya gönderdi. Adam da tesini kapatmış oldu. Başkanım burada bir araya girebilir. Evet. O gün ameliyat olmuşum. Evet. Evet. Ben ilk defa narkoz alıyorum. Acıbadem Hastanesi'nde. İki gün önce Rıdvan çıkmış oradan. Taburcu olmuş. Ameliyattan ben narkozdan geç uyanıyorum. Bayağı bir geç uyanıyorum. Gözlerimi açıyorum, gözlerimi açtım da sizinle rahmetli abim kapıda duruyorsunuz, elinizde bir çiçek, böyle şey çiçeğiniz var, gözlerim de doluyor yani. O şekil duruyorsun, aynen ağzınızdan çıkan söz bu, belki şimdi siz onu hatırlamadınız. Ben hatırlamadım. Bu çocuk sahada bu kadar hızlıyken, narkozdan niye geç bu kadar geçer? Sözünüz bu. Güzel. Aynen güzel. Söylüyorsunuz. 10 gün buraya girdiniz, aynen oradasınız yani. Siz bana evet, güzelliği işler. Evet. Kesinlikle. Öyle bir şey. Çok öyle. Evet, şey dediğim slogan üretelim. Yeni sloganımı da söyleyeyim. Sporun kadim kenti pazar, adresi pazar spor. Oo. Bravo, başarılı. Evet, başarılı. Tamam. Şimdi pankartı yapas. Tamam. Yazacağım şimdi. Bu görevden Mustafa Atan'a verilmiş oldu yani. Evet. Onun sloganı yaz oraya. Yedik içtik. Allah razı olsun. Sağ ol reddedeceğini arkadaşlara tanıdık. Onu bence herkesin şirketlerine giderek yapsan daha doğru. Senin gitme lazım değil belli. Ben de bir şeyde bulunayım. Pazarspor 27 yıldır profesyonellikte olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Gelen toplanan paraları Pazarspor kulübünde. Yerli yerine gidip...